Ece'ye attığın mesajdan bahsetmek ister misin peki? Ne? Öyle bir şey yok. Ben Ece'ye mesaj atmadım. O kadar eminsin yani. Eminim tabii ki Maydan. Niye öyle bir şey yapayım ki ben? İsterseniz alın bakın telefonuma. Ya atsaydım attım derdim. Neden yalan söyleyeyim ki? Bilmem. Başka konularda yalan söyleyebildiğine göre. Bence bu konuda da gayet rahat yalan söyleyebilirsin. Maydan. Maydanım ben geldim. Size durumu açıkladım. Hangi durumu? Ne oluyor Dicle? Özel bir konu Feris Hanım o. Peki. Madem Ece'ye mesaj sen atmadın. Demek ki bunun için şahane bir açıklamam var. Ben atmadım bu mesajı. Atmadım, başkası atmış. Ben atmadım. Yani canım, cinler periler de böyle bir şey yazacak değil ya. Gülin. Ya hala inkar ediyorsun. İnanılır gibi değil. Ya tamam, benim telefonumdan atılmış ama ben atmadım diyorum. Ben yazmadım bu mesajı, yemin ederim ki. Kim yazdı o zaman? Kim? Söyle kim? Ben biliyorum kimin yazdığını. Ben de onun telefonundan Ece'ye mesaj attım. Yeni işle ilgili bir bilgi verdim. Benden duymadın ama diye de not düştü. Sonra da kendi telefonumdan mesajın fotoğrafını çektim. Mesajı da sildim. Nasıl olsa Ece bu haberi yayınlayacak. O zaman ortalık karışacak. Neden yaptın bunu Beren? Kıraç, ne oluyor? Bir dakika. Evet Beren. Seni dinliyorum. Baba ben... Sakın ben yapmadım falan deme. Ben arkadaşlarımla konuşurken duydum. Bunu Dicle'nin üzerine nasıl atacağımı anlatıyordum. Duydum. Diğer haberlerden haberim yok benim. Ben sadece bunu... Beren, sana inanmıyorum. Nasıl yaparsın bunu Beren? Bizi hiç düşünmeden, ajansın itibarını, Dicle'nin başına neler gelecek düşünmeden... Neden yaptın bunu? Niye Beren, niye? Nasıl yalan söylersin? Nasıl rezil edersin bizi? Sakin olur musun lütfen? Yürü konuşalım. Mayda. Ben yalnız konuşmak istiyorum Beren'le. Baba kız olarak değil. Karşımda bu ajansın bir oyuncusu var. Öyle konuşacağım. İzin verir misin lütfen? Tamam. Gel. Beren, senin amacın ne? Ne yapıyorsun sen? Hatam her şey toparlandı, iyi yola girdi, güzel güzel konuşuyoruz. Ne oluyor, ne yapıyorsun sen? Geldiği günden beri bin tane sorun çıkarttı baba. Ya yalan mı? Tamam, diyelim ki o mesajı ben attım Ece'ye. Diyelim ki diye bir şey yok, sen attın. İlkimin haberini kim yaptı o zaman? Sadece o değil ki, Ali'yi kim söyledi?
Ya bunun konumuzla ne alakası var şimdi? İftira attın kıza bir de. Ben duymasam işten atacaktık boş yere. Ben ne yaptıysam size düşündüğüm için yaptım, tamam mı? Dicle yüzünden tartışmadınız mı siz annemle? Onun yüzünden aranız bozulmadı mı? Ya yine aynı şeyleri yaşamayalım diye yaptım. Madem sen biliyordun Seda ile konuştuğumu, niye gelip benimle konuşmadın? Niye bekledin bunca zaman? Ya niye beni toplantı odasında rezil ettin? Başka türlü akıllanmayacaktın da ondan. İstediğin her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun Beren, ama yok öyle bir dünya. Öyle bir hayat yok. Yaptığımız her şeyin bir bedeli var bu hayatta. Öyle yalanla dolanla olmaz bu işler. Bir tek ben yalan söylüyorum değil mi? Bir tek ben iş çeviriyorum. Senin hiç suçun yok, senin hiç hatan yok. Beren buraya gel. Buraya gel Beren. Oh. Allah'ım, bu da benim sınavım herhalde. Oh. Ben düştüm bugün gökyüzünden. Gördüm bütün düşlerimi, düşüşlerimi. Gördüm bugün aşk yüzünden tüm gördüğüm gölgelerimi, kilitlerimi. Dicle, her şeyi mahvettin. Mutlu musun şimdi? Ben bir şey yapmadım. Niye geldin ki sen? Niye girdin hayatımıza? Ya başka iş mi yoktu? Başka ajans mı yoktu? Senin yüzünden ailem dağılıyor şu anda. Farkında mısın? Benim yüzümden. Öyle mi? Sen önce dön bir kendine bak. Dön bir ne yaptığına bak. Tamam mı? Her şeyi benim üstüme atmaya çalışıyorsun sen. Beni işten kovdurmaya çalıştın. Üstelik sırf benden nefret ettiğin için yaptın bunu. Şimdi de karşıma geçmiş bana ailem diyorsun. Kimse kusura bakmasın ya. Ailenle karşı karşıya geldiysen bunun sorumlusu ben değilim. Sensin.